Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi, bölgesel amatör lig temsilcileriyle buluştu. Açıklamada bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Adana 5 Ocak FK ve Ceyhan Spor'un olduğu bölgesel amatör ligine gruplarında birinci olan Sarıçam Kürtçüler ile İmamoğlu Belediyespor'un çıktığını dile getirdi. Başkan Bozan şunları söyledi. 2023-24 sezonunda dün bize intikal eden karara göre, daha önce biliyorsunuz bizim Adana 5 Ocak FK, yani eski Adana Hadırlı Gücü takımımız ve Ceyhan Spor takımımız Bal Ligi'nde oynayacaklarını bize ve federasyona bildirmişlerdi. Önceki yıl oynayan Adana Vefa Spor Kulübümüzde bir yıl haklarını dondurmak kaydıyla lige katılmayacağını beyan ettiler. Onunla ilgili yönetim kurulu kararı muhtemelen yakın bir zamanda çıkar. O da o takımda tebliğ edilir diye düşünüyoruz. Dün itibariyle takımlarımız belirlendi. Grup birincileri, kırmızı grupta Sarıçam Kürtçüler Spor, beyaz grupta da İmamoğlu Belediyespor grup birincileri olarak Adana ilinden 2023-24 sezonunda bölgesel amatör lige terfi ettirilmesine Futbol Federasyonu karar verdi. O kararın neticesinde de bizler hemen kulüp başkanlarımızı buraya davet ettik. Ve burada en azından yeni dönem ile ilgili bir takım bilgilendirmelerde, karşılıklı işlerde bulunmak istedik. Ben 2023-24 sezonunda bölgesel amatörlükte mücadele edecek olan birbirinden değerli 4 takımımıza da başarılar diliyorum. Geçen sene bize 3. lig müsabakalarımız tamamlanmasa dahi sevinci yaşatan Adana 1954 FK Spor Kulübü'nde de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yılda içimizden bir şampiyon çıkar, bir üçüncülük takımı çıkar. Temennimiz o. İnşallah yeni dönemde hep birlikte hem mevcut sahalarımızda hem tesislerimizde bunu yapmaya çalışacağız. Eksiklerimizi şimdiden görmeye çalışacağız. Onlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Ben Gençlik ve Spor İl Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Geçen de konuştuğumda sahalarımızla ilgili çalışmalarının son neticeye geldiğini, eksikleri varsa mutlaka bize hemen bildirin, yapalım demesi bizlerin tabii ki amatörlerin sevinci. Dolayısıyla hem Genç Spor İl Müdürümüze hem kıymetli ekibine de teşekkür etmek istiyorum buradan. Yeni sezonda hep birlikte basın camiamızla, sizlerle beraber, takımlarımızla beraber, federasyon olarak Adana'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Fair play noktasında birbirimize destek olmaya çalışacağız. Bugün itibariyle amatörlerin el kitapçığı dediğimiz 2023-24 sezonu esasları yayınlandı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Son şeklini aldı. Buradan da hem amatör camiamıza bir çağrımız olsun. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yayınlanan amatörlerin el kitapçığını son hali, lütfen bu konularda özellikle son haline bakarak hareket etmelerini, son halini indirerek telefonlarına, bilgisayarlarına hareket etmelerini özellikle rica ediyoruz. Futbol hepimizin cebimizden para ödeyerek hizmet ettiğimiz bir sektör. Bunu sevmesek zaten yapmayız. Sayın Başkanımın az önceki açıklamalarında Adana'nın bir diğer takımı Vefa Spor'un erteleme dilekçesi verdiğini. Şimdi eğer Türkiye Futbol Federasyonu veya amatör işler sorumlusu bunu kabul ederse bize hakarettir. Nasıl bir hakaret derseniz, biz bu sene oynayacağız. Arkadaşlar geleceksen hiçbir masraf yapmadan takımı satacaklar ve kaldığı yerden devam edecekler. Ben bunu bir haksızlık olarak görüyorum. Eğer futbol bizler oynayabiliyorsak aynı zeminde Adana'nın bütün altyapı yıldızlardan, miniklerden bahsettiniz. Hepsi oynuyorsa onlar da oynayabilir. Ha, futbola güzel şeyler kattılar ama bu bizim burada doğruları konuşmamızı engellemez. Ben bunun inşallah federasyondan ret yiyeceğine, eğer kabul ediyorlarsa 31 Aralık'ta yanılmıyorsam başvuru süresi var, katılabilir veya haklarını satabilirler bir başka takıma. Bir ikinci konu da yine memnun olduğum bir konu. İl Gençlik Spor Müdürlüğü dediğinizde ben Seyhan Bölgesi takımıyım. Benim saham yarısı tapusu Seyhan Belediyesi'ne ait. Bir yarısı %60'ı tarlanın, sahanın devlet su işlerine ait. Siyasi bir konjonktür müdür nedir? Ben Seyhan Belediyesi'nden hiçbir bakım hizmeti göremiyorum. Yani şu saatten sonra hani duyarlarda bir iş yapmaz, çok da umurumda değil. Maddi bir sıkıntım yok, paramla yapıyorum. Onu da İl Gençlik Müdürü eğer bizim o tarafa da biraz yönelirse
memnun oluruz. Sizin vesileniz ile de kendilerine teşekkür ediyorum. Başkan Ahmet Bozan'ın açıklamalarından sonra Adana 5 Ocak FK Başkanı Kazım Bozan, Sarıçam Kürtçüler Başkanı Metin Eker, İmamoğlu Başkanı Aydın Kangur ve Ceyhan Spor yöneticisi Mahir Yılar yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm futbol camiasına, öncelikle de Adana'daki spor camiasına, amatör camiasına hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Bilindiği üzere az önce de dile getirdik toplantıda. 6 Şubat depremini hepimiz yaşadık. Rabbim bir daha bu tarz acılar bize yaşatmasın. Bizler de Ceyhan olarak 6 Şubat depreminden çok etkilenen, Adana ilindeki en çok etkilenen ilçelerden biri olarak vatandaşımızı, oradaki spor severleri, paydaşlarımızı, gençlerimizi tribünlere çekerek, spor aktivitelerinde bulunarak onlara bu acıları, bu sıkıntıları bir nebze unutturmak için bu sezon yine Bölgesel Amatör Lig'in gedikli takımlarından biri olarak, Ceyhan Spor olarak, inşallah iddialı takımlarından biri olarak, Fahrettin Varlı Başkanımızın önderliğinde bizler de liglerde yer alacağız. İnşallah Adana'mıza, futbola güzel hizmet edeceğiz. Burada da bizleri bir araya getiren amatör futbol takımlarının federasyon başkanı Sayın Ahmet Bozan'a ve sizlere teşekkür ediyorum. Diğer 3 takımımıza da, Adana'yı temsil edecek olan takımımıza da başarılar diliyorum. Kazasız belasız sakatlık bir sezon olsun inşallah. Yeni sezonumuz tüm Adana ve dediğimiz gibi amatör camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. İmamoğlu Belediyespor olarak elimizden gelen en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni sezonda bölgemizi ve Adana'yı en iyi yerde temsil etmek için mücadele edeceğiz. Hakkımız ailesi neyse olsun. Ben de 2023-2024 Bölgesel Bal Ligi amatörlerin kalbi olan maddi desteklerden, TFF'den yoksun olan kulüplerin destek görmesini istiyorum. Bazı kulüplerin bireysel olarak ekonomik sıkıntılar olmayabilir ama yekün olarak düşünmek lazım. Örneğin bir deplasmana gittiğinizde sadece 30-40 bin lira ödüyorsunuz. Federasyondan geçen sene için söylüyorum. Sizin hesabınıza 6.000 TL bir destek geliyor. Yani hiç vermeseler daha iyi. Biraz ayıplamış gibi oluyor. Bunları ben dile getirmesem, siz dile getirmeseniz amatörler kalkınmaz. Profesyonellerde milli takım düzeyinde, Süper Lig veya alt ligler düzeyinde milyon dolarların laf edildiği, harcandığı bir ortamda profesyonellerin altyapısı olan amatörlerin de biraz desteklenmesi lazım. Türk futbolun gelişime sağlanması için. Bugün binlerce antrenörler Futbol Federasyonu'na bağlı lisansları var. Baktığınız zaman şu an 200 takım Bal Ligi'nde her takımda 25 sporcu varsa 5.000 sporcu yapar. Ligin 5. haftasında en az 2.000 sporcu eleniyor veya 1.000 tane de yönetici. Niye? Puan sıralamasına alta düştükleri için. Bunlara federasyonun acilen bu sene olmasa en azından ileriki dönemlerde el atmasını istiyoruz. Tüm amatörler adına bunu söyledim. İnşallah birlikte kuvvet doğar. Bunu dile daha geniş ortamlarda getiririz. Adana 5 Ocak FK olarak da düşündüğümüz zaman bizim için 0-1 neyse Adana için 5 Ocak aynı değerdedir. Yeni kurulan bir takımız, eskinin yenisiyiz öyle diyelim. Esnafların desteklediği bir takımız. Yöneticiler hep esnaflardan oluşuyor. Bu nedenle biz de ligde daha bir üst lige çıkmak için bir hazırlık yapıyoruz. Olur veya olmaz ama inşallah gönlümde Adana'da bir takımın çıkması. Gönlümden geçen aslan budur. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.